hamd alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a, salat ve selam onun Habibi, sevgilisi, gözlerimizin süruru, iki cihan güneşi, Fahri Kainat Efendimiz, Hazreti ahmed Mahmud'u Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Merhaba sevgili izleyenler, sizleri Esselam sıfatının sahibi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve Bir İnsanca Yaşamak e, isimli programımızdan daha sizlere kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet, her hafta artık bundan böyle sizlerle beraber bir muhabbet halakasında birlikteyiz ve birlikte efendimiz sallallahu aleyhi mislim, ve sellem'in mislim. muhabbetini meşk etme gayretiyle bir araya geliyoruz. Şimdi televizyonlarınızın sesini <laughs> birazcık daha açarak, eğer çayınızı da aldıysanız, buyurun sohbetimiz başlasın diyoruz ve her hafta olduğu gibi yine bu programımızda da psikolojik danışman Murat Bakırnay hocamızla birlikte sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Hatırlarsanız bir önceki programda Adem Aleyhisselam Efendimizin yeryüzüne gönderiliş gönderilişini anlatmaya çalışmış idik. Defaatle ilk programımızda ve ikinci programımızda da defaatle peygamber Efendimizin ilk yaratılan nurunun ilk yaratıldığını belirtmiş olup o, o zaman da peygamberdi, kitabı, şeriatı vardı. Bunu defaatle belirtmiştik, üstüne basa basa da e, bunun öğrenilmesi gerektiğini söylemiştik. Ve bundan sonra öğreneceklerimizi de bu temel üzerine inşa edeceğimizi e, hocamız da defaatle belirtmişti. Bu haftada yine e, yeryüzüne gönderildikten sonra Adem Aleyhisselam Efendimiz e, neler yaptı? Duası kabul oldu mu? Duası nerede kabul oldu? Duası kabul olduktan sonra neler yaşandı? Bunları konuşacağız. Tabii bu arada 3 aylara da girmiş bulunuyoruz. Recep ayının içerisindeyiz. Öncelikle Üç ayların faziletiyle başlayalım istiyoruz programımıza. Bu ayda neler yapmalı? Bu aylar nelerin müjdecisi? Bunları birlikte hocamızla konuşalım. Hocam hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hayırlı ee, akşamlar dilerim. Eyvallah. Ee, programımızın başında da, girizgahında da ifade ettiğimiz gibi 3 aylara giriş yaptık artık. Evet, şükür ee, şükür. Ve üç aylar içerisindeyiz. Dilerseniz evet. 3 ayların faziletinden de biraz sohbetimize konu edinelim. Ardından da geçtiğimiz haftanın devamını yapalım. Eyvallah. Yani şimdi... 3 aylara girmiş bulunuyoruz? Tabii ki insanlar bazen soruyor diyor ki ya peki niye Recep, niye Şaban, niye sonra Ramazan veya buradaki değerini merak ediyor nasıl değerleniyor diye kendi kendine sormuş olabiliyor ve okuyoruz bazı zaman etrafımızda. Ama şunu bilmemiz gerekiyor ki yani kaynağına da baksak yani kaynağın tabiatına bile baksak orada da her şeyin bir üstünlüğü vardır ve bir, bir, bir şey bir şeyin daha değer olduğunu görebiliyoruz. Nasıl mesela taş vardır değil mi? Sonra işte gümüş vardır. Belki altın vardır. Ondan sonra da işte elmas mı oluyor yani? Elmasın yani bir, bir şeyin üstünün bir üstünlüğü var. Daha değerli evet. bir şey vardı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'nı bile övüyor yani. Değil mi? Evet. Yani oradaki dağların arasında bile fark fark olduğunu da görebiliyoruz. Yani sadece böyle ilk gördüğümüzde bu niye böyle çok değerli ve bundan daha değerli olduğunu şaşkınlığa varmadan eğer efendimizin hayatına bakarsak veya İslamiyete de bakarsak bile biliyoruz ki her şeyin bir üstünlüğü vardır ve değeri vardır. Allah katında da işte bize lut lütuf olarak görmemiz gerekiyor. Bazı ayları değerlendirmiş ve değer vermiş. O da o değeri de bizim için yani bizim rahmeten veya merhameten bize bazı ayları bize değerli sunmuş. Bazı günleri mesela efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifinde ne diyor? İşte cuma günü işte en de değerli günü, günüdür diyor mesela, değil mi? Veya mütmenin bayramıdır diyor mesela. Orada görüyoruz ki peki haftanın içinde işte akşam Cuma günü bize çok değerli olduğunu orada fark ediyoruz veya Allah evet. Kur'an-ı Kerim'de değil mi? Fecir. feciri övüyor yani sabah namazı ömeye bizi yani orada överken işte sabah namazı ömüyor oradaki saati vakti övüyor. Yani Aslına bakarsanız şimdi yolda gelirken de evet. sizde. ...belirtmiştiniz hem i̇şte. üç aylar içerisinde olmamız hasebiyle bu konuya da değinmemiz gerektiğini. Evet. Benim de ilk aklıma gelen aslında bu söyledikleriniz benim i̇şte. soracağım sorunun da cevabı niteliğinde. İşte. Çünkü hep duyuyoruz etrafımızda özellikle kandil gecelerine karşı olan bir güruh var. Yani kandil kutlanır mıydı? Kandil var mıydı? Efendime söyleyeyim Allah'ın her günü bir niye birini birinden üstün tutuyorsunuz gibi çok sıklıkla duyuyoruz. Yani. Hani din müessesesini bir kenara bırakamayız da şöyle bir ara bıraktığımızı düşünsek de insan hayatında doğum günleri, evlilik, yıl dönümleri gibi bile özel günler var. Buradan bile aslında formül etmemiz mümkün değil mi? Eyvallah. Yani insanlar dediğiniz gibi kendi dünyasında bile farklı günleri değerlendirmiş ve daha değerli görmüş. Doğum günleri gibi vesaire. Ama yani Kur'an-ı Kerim'e bakarsak bile Allah mesela Kadir Gecesi nasıl övüyor değil mi? Bin seneden daha hayırlıdır evet. diyor ve yani dine aydan daha hayırlıdır diyor. Yani orada bakıyoruz ki, aa evet orada bir gün var, yani bin aydan daha hayırlı. Yani bir değerli bir günden bahsediyor. Ve üç da dediğimiz gibi, o şekilde bakarsak, o zaman daha böyle bir yaklaşabiliriz. Ve onun değerini görebiliriz. Hmm. Şimdi geçen Perşembe akşamı, Regayep gecesi vardı. İnsanlar orada, yani kandiller, kandil mesajlar, orada konu o değil ki. Ben de yani size işte kandil mesajı, gönderdiğimde işte kandiliniz mübarek olsun. Asıl onun manası da o mesaj değil ya. Hani belki birbirimize hani muhabbetten onu yazıyoruz ama orada hatırlama olması gerekiyor. Yani Hı -hı. bu gece biraz değerli. Ne yapabiliriz? İşte belki kendimize yeniden niyet edebiliriz. Yeniden tövbe edebiliriz. O dua edebiliriz. Hı -hı. Gibi ya mesela doğum gününe de kıymet verdiğimizde pastalar <laughs> hazırlıyoruz, envai çeşit yiyeceklerin bulunduğu sofralar hazırlıyoruz, en sevdiğimiz insanları o sofranın etrafına davet ediyoruz. Bir hazırlık, o güne bir tanzim söz konusu. Peki bu günlerde de buna benzer bir hazırlık içerisinde, bir telaş içerisinde mi olmalıyız? Şimdi şu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bu, bu üç ayı zaten nasıl övüyor? Diyor ki işte Recep ve Şaban'ı bize işte hayırlı ile. Değil mi? Bereketli eyle ki Ramazan'a da ulaştır diyor mesela. Değil mi? Hani dürüst peki Recep'le Şaban birbirine Cem. Üçü de Cem de ama ondan sonra Ramazan'a bize işte hayırlı bir şekilde ulaştır diyor. Bunu bu şekilde de belki anlayabiliriz. Geçen Tavafuk Spor kanalında bu yüzme yarışları izlemiştim böyle. Orada işte hepsi dikiliyor haliyle hı hı. zıplamadan. Farklı yollar. Evet işte herkes kendi kendi yarışmasına girecek işte. Başlamadan evvel böyle kendileri böyle bir 10 saniye bir nefes alıyor. Bir kendine geliyor. Değil mi? Hani birazdan suya atlayacak, Hı -hı. yarışa girecek diye. Motivasyonunu yüksek evet, tutmak bir, için. Evet böyle bir kendini bulmaya çalışıyor o anda. 10 saniye ve 15 saniye. Herkes kendinden böyle bir meşgul. Oradaki zil sesini duyduğu an oraya zıplıyor. Ki oradaki zıpladığı suya değdiği an ki yarışa başlasın. Eğer on, ondan evvel kendisine böyle bir çekidüzen vermese işte biz birden zıplasa belki yarışı kaçıracak, suya nasıl girdiğini bilemeyecek. Belki farklı bir şekilde de anlay anlatabiliriz yani üç ayların ve o iki Recep ve Şaban'ın nasıl hangi pencereden bakabiliriz diye. Mesela namaz kılsak bile kitaplarda nasıl anlatıldığını sadece arz ediyorum yani. Hani namaz tek de başlamadığını biliyoruz değil mi? Hı hı. Hani namazı bazı bazı kitaplarda işitti işittiğimizde namazı Abdeste bile başladığını görüyoruz değil mi? İşte elimizi, kolumuzu, işte yüzümüzü duasıyla, şuuruyla değil mi? Hı hı. Bir hazırlık yapıyoruz. Nereye? İşte birazdan namaza geçeceğiz. Ve ona böyle bütün bedenimizi hazırlıyoruz. Hani Hazreti, hani Hazreti Ali Efendimiz diyor ya işte sapsarı oluyormuş mesela namazdan evvel. O da kendisi böyle bir heyecan şekilde kendini hazırlıyormuş mesela namaza. Hı hı. Değil mi? Şimdi Ramazan dediğimiz eee ıı, işte o mübarek ay. Hiçbir hazırlık yapmazsak, yani şuurumuzu, bedenimizi de hazırlamazsak, yarın Ramazan. E tamam işte, yarın niyet ederiz, başladığım başlarız dediğimizde ve Ramazana da işte ilk orucumuza başladığımız Allah nasip ederse ve hiç hazırlık olmadığını zaten ilk 10-15 gün daha kendimize hiç gelemiyoruz. Hani oruçla'n sıkıntıyla hani değil mi? Hmm. Onun işte fizik fiziksel ağırlığı, iş güç vesaire. Bir bakıyoruz ki 10-15-20 gün geçmiş. Diyoruz ki 20 gün sonra belki Ramazanın geldiğini fark edebiliyoruz hmm. ve şuurumuza geliyor. Ama şimdi ilk başta dediğimiz gibi o abdest gibi, yani nasıl abdesti namaza hazırlıyoruz gibi, şimdiden niyet etsek, peki Ramazana kadar kendime biraz çeki düzen vereceğim, şuurumu, bedenimi, ahlakımı, belki yaptığımız ibadetimizi veya dine bak bakış açımızı biraz e, gözüm, gözümüzün önünüze getirirsek. Ve bu iki ay içer içerisinde yani Ramazan'ın ilk gecesine kadar gerçekten e, çeki düzen verirsek o zaman Ramazan'ın ilk gününden itibaren hmm. niyet ettiğimiz an, niyet ettim bir gün Ramazan ayının işte ilk orucu tutuyorum dediğiniz an şuurla tutmuş oluruz. Ah evet Ramazan, hmm. şu an Ramazan'dayım. Çünkü hemen idrak ederiz çünkü iki ay boyunca gerçekten o anı ve Ramazan ayı geçirmek için böyle bir hazırlık yapmışız. Allah izin verirse de bayramımız da o zaman bayram olabilir yani. Ya zaten çok enteresan şimdi siz söylerken insan farkına da varıyor. Bir hadise yaşadığımızda yani aniden gelişen bir hadise yaşadığımızda velev ki bu hadise çok güzel olsun veya kötü olsun bir şey anlamadım ya nasıl olduk falan diyoruz yani. Bu da o işin o cereyan eden hadisenin aniden gelişiyle alakalı fakat Ramazan'da Hani bir şey anlamadım ki yahu demeye fırsat gelmeden 3 aylarla beraber o aya bir hazırlığında e, başladığını görüyoruz. Evlerimizdeki temizlikten tutun, vücudumuzda, bedenimizde, maneviyatımızdaki temizlik. Ardından Ramazan'a girerken aslında evet. şükür kavuşturana diyoruz. Evet aynen öyle yani insan aniden bir suya atladığında değil evet. mi insan böyle bir küçük bir şoka giriyor. Yani. Evet. Orada da aslında şu insanlara da öyle oldu hazırlıksız girerse Ramazan'a. Onlara da öyle o, olmuş Hı -hı. olabiliyor. İşte ilk hafta başı ağrı, ilk on, Ramazan hiç bitmiyor diyenler var. Bu sene de hiç bitmiyor diyenler evet. var. Halbuki mümin bütün sene Ramazanı beklemesi lazım. Ramazanın içinde de hiç bitmesin diye öyle hani keyifli onun bereketini alım diye üzülür yani bayram gelir diye Ramazanın sonunu Böyle bir nevi bir üzülür yani. Evet. Bir de bu e, özel günler, e, bu üç aylar içerisinde saklı olan mübarek günler, geceler, e, üç ayların her günü zaten mübarek. Bunları biliyor olmak, bunların da Allah tarafından bize bildirmiş olması da Allah'ın merhametiyle alakalı değil mi? Evet. Yani Allah bize gerçekten o geceleri lütfetmiş. Allah katında tabii ki bir, Allah hani zaman ve mekandan münezzeh olduğu için hani orada daha fazla olmuyor. Yani bize lütfediyor. Çünkü biz geçen hafta konuşmuştuk işte dün, evvel, bir gün şuurunda yaşadığımız için hani biz böyle bir hani zamanı takip ettiğimiz için bize de yani merhameten demiş ki işte bak bugün de tövbe edebiliriz. Daha çok tövbeni hmm. kabul ederim. Ve bugün gün özenirsen yeniden niyet edebilirsin. O işte sıfırlama nokta resete bir daha bir gün basabilirsin. Bak sana fırsat veriyorum. Dedi, dediği günler vardır. Onu da merhameten yapmıştır. İşaret buyurmuştur. Efendimiz'den bize bildirmiştir. Veya Kur'an-ı Kerim'den bizzat kendisi söylemiştir. İşte bugün Resetleyebilirsin kendini. Peki şey de var yani şimdi 3 aylar içerisindeyiz. Belki bizi takip eden genç kardeşlerimiz var, yetişkinler var, büyüklerimiz var. Zaman zaman bazen insan olmamızın verdiği gafletten dolayı da bazen kabahatler, hatalar, Allah'ın razı olmadığı işlerin içerisinde de olabiliyoruz umutsuz olmalı mı yoksa hani Allah katında bu günahların den emin mi olmalı? Nasıl olmalı? Yani bu ayları değerlendirmesi açısından soruyorum. Evet. Hani ilk etapta yani Allah çok merhametlidir, affedicidir, değil mi? Yani bunu zaten hep böyle Kur'an-ı Kerim'de bunu telkin ediliyor yani. Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Yani senin günahın ne kadar büyük olabilir ki? Allah'ın merhametini. Yani onun yani senin günahın ne kadar büyük olabilir ki Allah'ın merhametini geçsin yani. Asıl bu burada da böyle bir kibirlik vardır yani. Benim günahım çok büyük. Allah beni zaten kabul etmez. Zaten en büyük günah hmm. öyle o, o anda senin işlemiş oluyorsun. Orada hmm. Allah'ın merhametine güvenmemek ve kendi kibirini veya kendi bilinçli veya bilinçsiz böyle bilinçsiz de yapmış olabilir. Hmm. Kendi günahını o kadar büyük görmek ki Allah'ın merhametini görememesi de kadar işte o da mahrum kalıyor. Zaten o da hmm. en büyük günah. O yüzden ıı, Allah hangi günahlarımızı işleyelim de işlesek yani Allah muhafaza eylesin yani. Gerçekten kalbi tövbe edersek değil mi? Hani hadisi kutsi diyor ya diyor ki yerden göğe kadar günahın olsa diyor. Yani yerden göğe kadar. Artık gök derken belki buradaki bulutlardan hiç bahsetmiyordu. Belki işte yedi kat semanın en büyük semasında da belki bahsediyor. Bilmiyoruz ki ne kadar hangi gökten bahsediyor. Ama yerden göğe kadar günahın olsa bile diyor, kulum gelse ya Rabbi yani tövbe yani yanlış yaptım yani şu anda batırdım işte Hı. ortalığı ama gerçekten gidecek bir yerim de yok sen varsın işte yapacak. Tövbe ediyorum. Ne oldu beni affet dediğinde ne diyormuş Allah? Melekler hemen döner seni affettim diyormuş önce. Af. Ve melekler meleklere dönüp diyormuş ki bakın. Bunun ne kadar günah var? Şu kadar. Hepsini silin ve hepsini sevaba çevirin diyor. Yani o kadar e, merhametlidir ve o kadar da seviniyor Allah yani kendisi. E, bir kul ona başvurduğunda, tövbesi tövbe ettiğinde, gerçekten hatasını belki kabul ettiğinde ve gördüğünde yeryüzünde yaşadığı takdirde Allah için de bir, hani gafur olduğu için ve yani affedici olduğu için de seviniyor yani. Eyvallah. Şimdi burada hafif bir geçiş de yapalım. Hı. Geçtiğimiz hafta Adem Aleyhisselam efendimizin e tabii bazı kaynaklarda hani e, bunda söylemişti işte kovuldu, işte yasak elma yedi e, gibi böyle ifadeler de vardı. Bunların ne kadar yanlış olduğunu da ifade etmiş idiniz. Biz de şöyle diyelim. Adem Aleyhisselam efendimizin cennetteki makamından dünyaya gönderilişi sonrasında e, işte neler oldu, hangi hadiseler yaşandı, e, duası kabul oldu mu? Günah, e, yani günah demek istemiyorum. Yani, duası kabul oldu mu? Ee, bu konuya değinelim dilerseniz. Biz hatta şöyle de denmişti. Arafat'ta hacca giden kardeşlerimiz de e, orada dua ettikten sonra aman ha burada şunu dahi deme. Acaba affoldum mu? Demek bile sıkıntı doğurabileceğini söylemişler diyelim. Şimdi burada Adem Aleyhisselam Efendimizin dünyaya içinden sonraki hadiseyi dinleyelim sizden. Evet. Yani Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderiliyor yani ve indiriliyor havanımızda başka yere ilk etapta indiriyor. yani o anda bir, birbirine uzak kalıyorlar. Ve Adem aleyhisselam da gerçekten tövbe ile meşgul olmuş oluyor. 100 sene boyunca tövbe ediyor. O zamanlar peygamberler veya o zamandaki insanlar daha farklı bir yaş yaşıyorlardı ve daha uzun yaşıyorlardı. Adem aleyhisselam tövbe ediyordu yani Tövbeyle ile meşguldu. İşte orada da geçen hafta da zikrettiğimiz gibi hani tövbe ediyor. Sonra diyor ki işte, işte senin Peygamberin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın suyun hürmetine beni tövbe ederse mehalen aktarmaya çalışıyorum. Beni, o beni onun suyun hürmetine af ve eyle diyor. Sonra Allah da diyor ki sen onu nereden biliyorsun dedi. Hani nereden o ismin kim zikretti sana diyor. O diyor ki işte cennetteyken cennet kapısında yazıyordu. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ve eğer senin yanında bir isim ve Resulullah da yazarsa senin katında da çok değerli olduğunu düşündüğüm için bildiğim için onun ismini zikrediyorum diyerek de Allah diyor evet diyor yani o, doğruluyor ve diyor ki senin onun suyun hürmetine seni de affediyorum diyor. Ve orada da şunu da farkına varıyoruz. Yeryüzünde Efendimiz ilk müşahede insan da gene Adem Aleyhisselam olmuş oluyor. Ya. Şöyle hani bazı insanlar hani demiştik ki Efendimiz nuru ilk yaratılmıştır. Ezelden, ezelin ezelinden. Yani ezelin evvelinden çünkü ezel de gene mahluktur yani. Değil mi? Evet. İnsanın katında da ezel bir mahluktur. Ama Allah onun evvelinden de yani vardı. Her zaman var olacak ve orada efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ruhunu nurunu yaratıyor. Ve bazı insanlar şöyle gelir. Şöyle de hani şu düşünceye giriyor. Peki ilk peygamber ve son peygamber miydi diye sorusu oluyor. Evet doğru. İlk peygamber efendimiz de Aleyhisselatu vesselam ve son peygamber de peygamber efendimiz de. Orada bir ayrıntı evet. var değil mi? Yani orada hani etten kemikten bedenden insanın demiyor zaten. Yani böyle bir ifade. Aynen çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani ama yeryüzünde ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dı. Hı hı. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o nübüvvet dediğimiz ağacın tohumu olarak düşünürsek Adem Aleyhisselam ilk peygamber olarak yeryüzüne ete kemik bürünmüş şekilde gelmiştir. İlk müşahede edip Efendimiz zikreden de Adem Aleyhisselam'dır. Ve en sonunda en mükemmel şekil, şeklinde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zuhur etmiştir. Şimdi tohum evet. ifadesini kullandığınız için üstüne basa basa tekrar etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani tohum atmaktan murat nedir? Toprağa. Yani orada tohum atmak dediğimizde hani sonuçta o bir tohumun içinde bütün bilgi zaten mevcuttur. Değil mi? Hı -hı. Hani sadece tohum attığımızda buradan çıkacak diye demiyoruz ama orada bütün kodlama, program zaten Hı -hı. o tohumun içindedir. Bir meyveyi almanın e, sırrı da orada zaten yani. Evet. Aynen öyle. Ve o tohumdan işte o ağaç neyse büyür, büyür, büyür. İşte meyvelerini verir, verir, verir ama en son en güzeli gelir ve en son güzel geldiğinde gene bir tohum vardır asıl. Ama Efendimiz de o tohum asıl bitmiştir yani nasıl bitmiştir? En son Hateme'nin Nebi ve Resul olduğu için o tohum orada bitmiştir. Ama oraya gelene kadar o bütün meyveler her seferinde yeni tohum ve, ve yapa yapa o nübüvvet ağacı büyüyüp büyüyüp en mükemmel şekilde ağaçlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize lütfedilmiştir yani ve zuhur edilmiştir. Ya Burada şimdi siz anlatırken de dikkatimi çekti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de ümmet olmak da ayrı bir şeref olduğunu. Çünkü hani Adem aleyhisselam Efendimiz'in de allah Teala'dan af dilerken onun ismini zikrediyor olması ve bugün de biz onun ümmeti oluyor olmamız da nasıl bir şeref? Aslında gerçekten izleyicilerimizin de irfanına bırakıyoruz bunu anlamayı. Evet yani çok şükür. Yani peygamberler yani... Onlar tabi ki bunun bilincindeydi. Ve onlar zaten gelmenin nedeni de zaten Efendimizin gelişinin onun nedeni onlardı zaten yani. Efendimizdi yani aleyhissalatü vesselam. Çünkü onlar daima Efendimiz'de zikretmiştir. Değil mi? İşte son peygamber gelecek İsa aleyhisselam hani buyuruyor ya işte son peygamber gelecek onlara telkin et bunları onlara ulaştığında mutlaka onlara tabi etsin biat etsin diye kendi işte sahabelerinden İsa aleyhisselam tebliğ etmiş veya işte yol göstermiş yani. Evet. Hani orada da görüyoruz ki peygamberler yani ondan evvel gelen peygamberler de asıl peygamber efendimize bir hazırlık yapmış yani. Hani bir orada insanları hazırlamışlar yani. Evet. Şimdi e, Hz. Adem Aleyhisselam Efendimizin Hz. Havva Validemizle bir araya gelmeleri var. Akabinde de e, Kabe'nin e, Beytullah'ın inşaatı var değil mi? Eyvallah. Yani isterseniz o kısma geçelim. Böyle kısım kısım ilerleyelim. Hem de bendenizin anlaması daha kolay oluyor Tövbe böylelikle. Yani Adem Aleyhisselam dediğimiz gibi tövbesi kabul olduktan sonra Arafat Dağı'nda e, hava validemize, hava annemizden buluşma nasip oluyor. Ondan sonra da ilk yaptıkları şey yani Kabe inşa ediyorlar yani. Hani e, o işaret buyur, buyurulan yerden Kabe'yi ilk etapta inşa edildi. İlk yani Kabe'yi inşa eden Adem Aleyhisselam'dı yani. Hı hı. Bunu da şu şekilde yapabilir, düşünebiliriz. Yoksa şey mi şu, şunu da söyleyeceğim. Yani. Biz de şimdi hani e, ana vatanımızdan e, çalışmak, işte ekonomik problemlerimizin daha iyi olması hasebiyle işte kalktık işte bu batı e, coğrafyasına geldik. Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya gelenlerimiz var. Geldiğimiz yerlerde de hemen böyle bir mabet kurma, işte bir cami inşaatına girişme, ibadetimizi yar yapabileceğimiz bir mekan yapma. Aslında burada bile bunu yapan insanların da aldığı sevap aslında Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yeryüzünde o Beytullah'ı inşası gibi bir sevabı da vardır muhakkak. Ya hem sevabı vardır hem de bizim özümüzde olan, tabiatımızda olan bir işaretidir. Çünkü Adem Aleyhisselam yeryüzüne iniyor, değil mi? Sonra ilk yaptığı şey yaptığı inşaatı Beytullah yani Allah'ın evi dediğimiz yani evet. Allah'ın orada kaldığı bir yer değil. Sadece yeryüzünde ibadet edecek insanlığa işte burası benim özelim dediğimiz bir mekan olarak Adem Aleyhisselam'a ilk 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 etapta inşa ediyor. Burada görüyoruz ki Adem Aleyhisselam da zaten bizim babamız olduğundan göre yani bizim tabiatımızda vardır. Özümüzde vardır. Evimizde yani sadece yurt dışına gitmemize hiç oraya kadar gitmemize gerek yok. Evimizde bile gerçekten böyle bir beytullahımız yoksa yani bizim kendimize olan bir mahrem Allah'la baş başa kalacağımız yani kendimize kendi şuurumuzda bir beytullahımız ve bir mescidimiz olmazsa yine tabiata karşı olmuş oluyoruz yani o da bir yanlışlık olmuş oluyor. Çünkü özümüzde vardır. Nereden görüyoruz? Adem Aleyhisselam'da görüyoruz. Evet. Hı -hı. Şimdi e, ilk programda şunu ifade etmiştik Hani peygamberlerin günah işlemediklerini, e, hani zelle dediğimiz, e, hani Allah Teala'nın razı olduğu e, noktalarda işte Şaşır. murad etmediği e, bir tereddüt, aynen ya. öyle bir ha. Ha. durum içerisinde olduklarını belirtmiştik. Yani bu hani kendi e, hayatımıza, bendeniz hayatıma baktığımda yani e, yaptığımız, yaşadığımız iç, kap, içinde bulunduğumuz kabahatler vesaire çok çok ağır. Ama şimdi orada bir tövbe söz konusu. Adem Aleyhisselam yeryüzüne geldiğinde yaptığı tövbe biraz önce e, kaç yıl tövbe Yüz, etti yıl, 100 yıl bir peygamber değil. bile 100 yıl tövbe ediyor. Evet. Değil mi? Yani buradan ne anlamalıyız? Yani bu, bu biz insan olarak hani günümüzün yani her günümüzün başında, her sonunda değil mi o tövbeyle e, hem hal olmalıyız. Anlamı mı çıkartmalıyız buradan? Yani Burada da hem oraya bakabiliriz. Hani de, affetmiştir Allah beni deyip de bir kenara mı çekilmeli? Çünkü bir Kadir Gecesi'ni icra eden hani bin aydan hayırlı Allah bütün günahları affediyor. E affı bulduysam niye tövbe edeyim gibi bir şey düşünce içerisine girenler olabilir belki. O yüzden ne, ne hal üzere olmalıyız yani? Yani şimdi biz tövbe ettiğimizde ve günlük tövbe ettiğimizde çünkü Efendimiz Aleyhisselam diyor ya kendisi ben günde 70 kere bile tövbe ediyorum diyor. Yani estağfurullah çakıyorum. Efendimizin burada o günah işlediği zaten haşa belli de bize sadece örnek gösteriyor yani. Yani günde yani en az 70 kere tövbe etmemiz gerekiyor. Peki sorunuz herhalde ne, neyden tövbe etmemiz gerekiyor? Hiç günah işlemedim ya. Var etrafımıza. Ben Deniz'de birkaç kere böyle rastladım. Diyorum ki bu akşam tövbe de bir ben bir şey yapmıyorum ki diyor mesela. Ben ne, neyden tövbe edeyim Kendisi şaşırıyor. Şimdi tövbe veya günah dediğimizde büyük günahlardan da sadece bahsedilmiyor ki yani. Ne bileyim yani içki içim adam öldürüm Öyle zaten mümin öyle bir şey yapmaz da yani ama gün içerisinde bu dediğiniz gibi bir gaflet olabiliyor. Yani bilmeden günah işleyebiliyoruz. Şuurumuzda iç alimimizde değil mi? Veya işte bir hasetlik, bir kinlik, bir kıskançlık, bir nefret duygusu vesaire Bunlar Allah katında belki günah olarak böyle yazılmıyor ama yani yine orada da bir şaşkınlık oluyor bir kendi şuurumuzda yani. Onlardan tövbe edebiliriz ve yaptığımız yanlış hatalardan kalp kırmış olabiliriz Bilmi, bil, bildiğim veya bilmediğimiz insanların kalbini kırabiliriz yani gün içerisinde çok insanlarla karşılaşıyoruz değil yani mi? Yani aslına bakarsanız bu söylediğinde de insan yaşadığının farkında olmalı değil mi? Yani çünkü e, hani bir kabahat işlemiştir işledim mi işlemedim mi gerçekten yaşadığının farkında olan insan muhtemelen kuyumcu terazisiyle Tartıyordur galiba her şeyini. Ya şimdi çok da yapmamak lazım hani şu ettim etmedi mi vesaire. O yüzden zaten böyle programlar yapılıyor, eserler yazılıyor değil mi? Hani insanca yaşamak nedir? Hani onu bir öğrendiğimizde, öğrenme, öğrenmeye çalıştığımızda. Orayı dikkat ederek yani nasıl böyle bir araba süreriz otobanda değil mi? Kurallar vardır, hız sınırı vardır vesaire. Yani onları sürerek yoksa araba sürerken de bir hata yapmış olabiliriz. Yani aynaya bakmamış olabiliriz vesaire. Ha kaza yapıyoruz, ilk etapta, etapta yapmıyoruz yani. Evet. Ama normal onların da kuralları vardır. Ve insan dediğimiz yani insanca yaşamak gerçekten onun ıı, altyapısını hazırladıysak işte bir ilmi şekilde efendimizin hayatına bakarak veya Kur'an-ı Kerim'e bakarak veya güzel insanların eserlerine bakarak o zaman günün içerisinde evamı yapmayız ama en azından elimizde bir kağıt kalem olur yani şuurumuzda ve ona göre hareket ederiz. Evet. Ben bir an kendimi böyle bir sınıfta öğretmen olarak hayal ettim. Belki de sınıfımın en çalışkan, en başarılı, her şeyi bildiğini düşünen bir öğrencinin kalkıp ben her şeyi biliyorum artık demesi ne kadar bir ukalalıksa onu da öyle algılamakta. Hani ben bir şey yapmıyorum. Ondan da bu kadar emin ve katı surette şey olmakta herhalde aynı gibi geliyor. Evet. Asıl onun tam bir zıttı yani. Ne yapıyor? Ama o da gerçekten cahilliğinden geliyor. Yani Bilen, yani cahil kötü bir kelime değil. Yani bilmiyor. Bir konu üzerine vakıf değildir ve oradan da kendi kendi kafasına göre bir hüküm çıkarıp karar veriyor yani. Ona da cahil. Şimdi böyle giderken de aslında programın giriş girişatında da bazı şeyler de mesela Adem Aleyhisselam Efendimiz için Safiyullah ismi de kullanılmış. Niçin kendisine Safiullah denilmiş? Ya konu çok güzel yerde sordunuz yani. Çünkü konuyu takip ediyor. Safiullah yani saflaştırılmış, yani saflaştırılmış demek diyor yani. Nasıl saflaştırılıyor ve saflaşıyor? Allah'a tövbe ederek. Allah'a tövbe ede ede ede. Allah onu affede affede. İşte böyle bir saflamış Safiullah oluyor yani. Ama o yüzden zaten... Lakabı. Şimdi burada çok çok güzel şeylere de değiniyorsunuz. Kusura bakmayın sözünüzü kesiyormuş gibi olmasın. Heyecanıma e, verin inşallah. Şimdi Safiullah günümüzde de bir insana bir şey saf deyip bir aşağılama şeyinde de kullanılıyor. Yani e, saflığı şimdi şöyle düşündüğünüz zaman saflık temizlik, berraklık kimseye zararı dokunmayacak kadar içerisinde kötülük barındırmayan şey olarak algılanan bir kelime günümüzde enayi işte ne bileyim hani birinden kazık yiyince aptal çok özür dilerim sözüm mezcidden dışarı yani bu, 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 bu anlama getirilmiş yani halbuki safiullah bir peygamberin sıfatı evet. yani şu şekilde şurada hata teknik hata çıkıyor yani Şimdi bazı insanlar vardır gerçekten çok saftır çok safdır. Ne güzel insanlar. Ama ilim olmadığı için, hani bir ilmi olmadığı için daima işte o bu bu insan halkı, insan arasında ezilmeye mahkum. Eziliyordur yani. yani çok saf, iyi niyetli, merhametlidir. Allah'a da çok yakındır. Ama biraz ilmi zayıf olduğu için, yani ilmi zayıf olduğu için daima ezildiği için böyle insanlar Ya saf dediğim böyle küçük mer ama normal şartla saf, hani saf dediğimiz yani saflaşmış bir ruh veya bir bilinç dediğimizde ve onun üzerine de ilmi inşa etmişse ilmi ismi o zaman daha farklı boyutlara gidiyor yani bu safiullah veya safi olma veya saflaşma İlimle beraber cem olması gerekiyor yani ilmi evet. gerekiyor ki oradaki saflığı baş, bazı farklı insanlardan ezil, ezilmesin diye. Evet. Şimdi bir başka farklı soruya daha geleceğim böyle kademe kademe biraz da rahat gitmek istiyorum. İşte. Şimdi Adem Aleyhisselam Efendimiz yeryüzüne gönderiliyor. Aynı zamanda hava Validemiz de yeryüzüne gönderiliyor. Ama farklı farklı yerlere indiriliyorlar diyebiliyoruz. Evet. Ee, yani şimdi düşündüğümüz o insan dehşete düşüyor. Yani başka bir insanın olmadığı bir gezegende, bir dünyada ne oluyor da bir araya geliyorlar. Yani ve nerede bir araya geliyorlar? Evet, işte Allah isterse oluyor. Yani çok kısa dönemle özetleyebiliriz. Ama yani yani kabe inşa etmesi bile nasıl nereden nereden biliyor kabe orada olduğunu mesela ama aynı as aynı yere varıyor Allah buyurdu işaretlerle beraber işte arafat dağında buluşuyorlar yani orada ikisine o yol gösterip orada birbirine kavuşuyorlar yani evet şey ve kabe'nin inşaat bu aşamadan sonra mı öncesinde inşaat edilmiş oluyor zaten değil mi önce buluşuyorlar. Hı hı. Yani önce kavuşuyorlar birbirine. Sonra Adem Adem Aleyhisselam işte Kabe'yi inşa ediyor. Ya yani niye orada inşa ediyor sorusu geldiğinde, hı hı. değil mi? Ama bu da aslında çok önemli evet. bir soru. Hani yani. niye orada? Değil mi? Niye Mekke'nin işte o çölün ortasında niye başka bir yerde ol olamaz mıydı vesaire? Çok burada çok ince bir detay var aslında. Çünkü Adem Aleyhisselam yaratılışında bahsettiğimizde ilk programda hatırlıyorum ne demiştik? Ve ikinci programda ne demiştik? İşte Kabe'nin toprağından alınıyordu. Değil mi? Mekke'nin evet. ve toprağından top alıp o çamur ya veya, veya o topraktan Adem Aleyhisselam bir form yapılıyordu. Değil mi? Öyle evet. zikretilmişti. Evet. Ve Allah işte Beytullah dediği yeri seçtiğinde Adem Aleyhisselam'ın sonuçta tavaf ve onun Beytullah, onun ibadet yeri olacağını ve onun bütün neslini takip edeceği yeri olduğu için gerçekten Adem Aleyhisselam'ın toprağın Alış şekli yani onun aldığı yerin tam üstüne kabe inşaat etmiştir. Çok önemli husus. O yüzden zaten insan oraya en yakın olmuş oluyor veya insan kabeye yaklaştığında yaklaştıkça böyle bir kendine böyle farklı bir e, bir hal zuhur ediyor. Sanki yani bir kendini bulacakmış gibi böyle bir his geliyor çünkü orada gerçekten özüne de geri dönüyor. Çünkü ilk etapta zahiri bir şekilde şeklinde aşağıdaki olan toprak yani o kabe'nin altında topraktan Adem aleyhisselam yaratılmıştır. Evet. Önemli bir bu aslında burada da e, biz hani gittiğimiz zaman görüyoruz o cazibesine kapılıyoruz. E, ciddi bir çekim gücü var da oranın. E, sadece biz değil, tarihi tarihe baktığımızda da birçok kavmin, birçok medeniyetin, birçok topluluğun da cazibesi noktasına gelmiş. Bir dünyanın cazibe merkezi desek yerindedir. Bu da bu sırla alakalı galiba. Ya Allah alim. Yani şöyle... Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bile yani daha peygamberliğini ilan etmediği zaman biliyoruz ki işte dünyanın böyle put, put yeri Kabe'ydi değil mi? Hani evet. insanlar orada 300 tane 300 tane fazladan putlar vardı Kabe'nin içinde. Ve hep yani putuna inanıyor. Hani put diyor ama yine Kabe'de uzaklaşamıyor. Yine oraya bir türlü kendi tavaf ediyor yani. Orası mutlatıs gibi çekiyor insanları. Hani put dese bile yine Kabe'den uzaklaşamıyor yani. Orada da o, o özü özü Kabe'nin böyle birbirini çektiğini görebiliriz yani. Evet. Zaten e, Allah nasip eder de bu programları böyle uzun uzadıya yapabilirsek zaten o Kabe'nin mahzun zamanlarını da anlatacağız. Ondan sonra İslam'la e, şereflendiğinde insanlık tekrar e, o tekrar o dirilişi o heyecanı da tekrar inşallah bu ekranlardan e, izleyicilerimizle paylaşacağız. Bazı şeyleri defaatle duymamıza rağmen devamlı heyecanlandırıyor ki bizim yaratılış servenimiz olduğuyla alakalı galiba bu. E, gerçekten çok iyi. Bir de e, Adem Aleyhisselam yeryüzüne gönderildikten sonra tabii ki şeytan e, muhakkak ya hala devam etti işlerine. E, insanları yoldan çıkartmak için. Biz ne yapıyorsak Adem Aleyhisselam Efendimizin ayak izlerini takip ediyor oluruz ya da ne yaparsak şeytanın izlerine gideriz. Yani Adem Aleyhisselam'ın <laughs> yolunda gitmek için Adem Aleyhisselam'ı veya Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmek gerek. Yani çok usta değil ama yani asıl Efendimiz'i Siyer-i Nebi'yi tanısak bilirsek zaten Adem Aleyhisselam'ı veya onun yolu üzerine yani insan olmak zaten insanca yaşamayı zaten anlayabiliriz. Şeytanın yolunda nasıl gittiğimizi anlarız. Mesela hani tövbe ettiğimizde bile ve günah işlemi işlediğimizde bile Allah'a yüklersen o kabatı yani sen o sen demeseydin ben yani sen biliyordun zaten bana yaptırdığın gibi nasıl şeytan Allah'a yüklüyor günahını zaten o yüzden de kovulduğu hmm. hep şeytan oluyor. Değil mi? Evet. Adem Aleyhisselam suçunu hemen kabul ediyor. Diyor ki ya ben ne yaptım diyor. Ya ben nasıl böyle bir hataya düştüm diye tövbe ediyor mesela. Evet. Ama mesela e, insanoğlu yaptığı kabahatını da bir de Allah'a yüklerse mesela bir kod Tonga bir kibir, haset, bütün hastalıklar zaten kibirli olmak, haset, kıskançlık bunun hmm. hepsi şeytanın vasıvidir. Kime kıskançlık yaptı? Babana hmm. değil mi? Adem Aleyhisselam'a. Eğer evet. yeryüzünde o zaman biz ve hayatımızda kibir, haset, kin, nefret değil mi? Evet. Bunlar böyle içimizde, hayatımızda yaşarsak, iç alemimizde o zaman bunu demek, bunu bilmemiz gerekiyor ki evet şu anda şeytanın peşinde yürüyorum yani. Çünkü onun vasıfları, hı hı. onun karakteri yani. Ondan şu anda ben o ne yaptıysa Adem Aleyhisselam'a şu anda ben de yaşıyorum ama Adem Aleyhisselam'ın yolunda gitmek istiyorsak o zaman bakmak lazım. Peki hata yapmış veya işte bir şaşkınlık olmuş, bir tövbe etmiş değil mi? İnsan olmuş, Safiye Allah olmuş Allah demiş, Kabe demiş vesaire. Efendimiz'in hayatına bakarak zaten en hı. Ö, güzel örnek ve en güzel anlayacak, anlayacak şekilde yani ve tanılacak şekilde Efendimiz'dir Aleyhisselatü Vesselam. Zaten e, bunun peşindeyiz. O zaman o kendimiz böyle tartabiliriz. Böyle bir ayet de aklıma geliyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresinde geçiyor. Ee, bir hadis, bir, bir, bir şey canlandırıyor. Yani şey can, mealen sadece aktarıyorum yani. Mealen aktarıyoruz. Orada işte cehennemlikler şeytana gidiyor. Diyor ki ya şeytan işte hepsi senin yüzünden onun üzerine yürüyorlar. Onlar, o da diyor ki ben bir şey yapmadım ki. Değil mi? Hı hı. Benim Ben size hiçbir şey zorlamadım ki. Ben dedim siz yapmadınız. Siz inanmadınız diyor siz Allah'a inanmadınız diyor. Ben size sadece işte fısıldım yani sizde benlik bir şey yok diyor. Ortadan kendisi çekiliyor. düşünsenize böyle bir hadiseyi Allah muhafaza eylesin. Yani bütün ömür boyu yani şeytanın peşinden koş. Yani istemeyerek fısıldı fısılda fısılda. Sonra işte cehenneme gir. Şeytanın suçu olduğunu biliyorsun ve gidiyorsun ki senin yüzünden diyor ki ben sana bir şey yapmadım sen inanmadın dediği bir hali düşünsenize. Evet. Oradaki insanlar bir kendi izdilapını nasıl gidecekler? Burada da aslında e, dinimizin e, gereklerini yerine getirmek, din öğretisini çok iyi bilmekle de alakalı ki o zaman şeytanın oyunlarını da, şeytanın bize kurabileceği tuzakları da anlamamız açısından o zaman e, İslamı öğrenmek bu kadar önemli. Şimdi bazen e, şunu da soranlar oluyor, İzleyicilerimizde de muhakkak merak eden genç kardeşlerimizde olacaktır. Hazreti Adem Aleyhisselam hangi din üzerineydi? Tüm peygamberler. Bütün peygamberler zaten başka ikinci din olmak için haşa ikinci Allah olması lazım. Ha, böyle olma, olmadığı için de sağ Allah sadece bir tane din göndermiştir. O da İslam diniydi yani. Ve Adem aleyhisselam da yeryüzünde ilk insan olarak ilk Müslümandı. Hı. Cuma hutbesinde çok sıklıkla duyduğumuz e, kısım çok unutulmakta. Orada hani Allah katında tek din İslam'dır evet. denmesi de zaten bundan ama buna rağmen bazen işte etrafımızdaki diğer dinlere de bakıp işte bu da var, bu da var ve şunu anlıyoruz. Bütün peygamberler İslam'ı anlattı. Evet. Doğru değil mi? Evet. Yani İslamiyeti ya, yani yat kalkıp dua etmemiz lazım. Zaten bütün dinleri anlamak için hı. Hı hı. değil mi? Bu farklılıkları anlamak için niye böyle farklı ol, olduğunuz gene Kur'an'dan anlayabiliriz. Yani Müslüman evet. olursak o zaman işte Yahudi, Hristiyan, Budayı neyse işte diyoruz ki a hani İlk başta bilmeyen der ki işte bu da bir din diye saygı duyuyor, şu da bir ya. ne olur o da Allah diyor vesaire, değil mi? Ama İslamiyet'e baktığınızda baktığımızda, ve anlarsak, idrak edersek kendi kabiliyetimize göre yani Hı -hı. o zaman şunu diyoruz, Aa, evet, bütün peygamberler hep aynı şeyi telkin etmiş, Hı -hı. sadece zaman içerisinde işte insanlar değiştiri değiştiri bu hale gelmiş, Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Hani bir hafta iki hafta içinde bile söylenen söz nasıl dağılabiliyor? Nasıl bir şekilde bürünebiliyor değil mi? Şimdi binlerce sene evvel bir Adem Aleyhisselam'ın veya farklı peygamberin sözlerini nasıl değiştirmiş olabilirler yani? Nasıl hale gelir? Bir de şey var bazen sosyal medyada da denk geliyoruz. Bazıları işte İslam'da yaşanan bir meseleye bakıp ''Aa bakın bu Hristiyanlıkta da var, bu Yahudilikte de var.'' diyen bir güruh var. Bunların amaçları aslına bakarsanız, ''Ya yaptığınız aslında işte Hristiyanlıktan alınma, işte Yahudilikten alınma, efendime söyleyeyim e, Dalaylama'dan, işte ne bileyim e, Budistlerden alınma gibi böyle şey yapan insanlar var.'' Aslına bakarsanız bütün dinlerin İslam'ı anlattığını ve zamanla tahrip edildiğini, ve, ve gerçeğinden uzaklaştırdığını düşünürsek bu benzerlikler de değişmemiş kısımlarının kalmasıyla alakalı olabilir mi acaba? Evet yani vuracak bir yer arıyorlar yani. Hani kaçacak bir şey yapacak hiçbir şey yok. Yani diğer konuları hiç işleyemiyor. Hı -hı. Orada diyor işte hani orada bir şey a bak burada da ay siz ondan çaldınız diye. Orada yani e, psikolojik bir baskı olarak insanı böyle bir tongaya düşürmeye çalışıyor. Ama eğer gerçekten İslamiyet'ten ilgilendiyse yani Kur'an-ı Kerim'i gerçekten böyle bir kalbin açıp okuduysa, okuduysa, araştırdıysa, incelediyse, sorguladıysa. Sorgula hmm. insan Kur'an-ı Kerim'i de sorgulayabilir ki. Bu niye böyle acaba diye insan diyebilir. Ya saçma değil, ondan bahsetmiyorum ama bunu bunu ne demek istiyor acaba? Yani şu anda bu mantığıma sığmıyor. Bana kim yardım edebilir diye insan sorgulayabilir. Bu şekilde belki ilerlerse Kur'an-ı Kerim'e. O zaman böyle sola solda sosyal medyada çıkanlar ama bu da burada da varmış şurada da varmış zaten onlar zaten hmm. havada patlayacak evet. yani. Bir de şimdi insanlarımız da böyle çok kısa süreli anlatımlar Kız 30 saniyelik, 20 saniyelik videolardaki e, anlatılanları hemen e, bir kural olarak, bir öğreti olarak çok çabuk alabiliyor, öğrenmesi de kolay. Bir yerden bir şey duyuyor, ben böyle duymuştum dediği yer belki de 30 saniyelik bir şeyin özetinden kaptığı birinin anlattığı şeyi öğrenmiş oluyor ve onunla beraber yaşamaya başlıyor. Buna <laughs> ne kadar sakıncalı görüyoruz? Ha. Aslında. E, ...ilerleyen programlarda bunu muhakkak yapabilirsek çok da iyi olur. Yani Kesinlikle. hangi kaynaklara müracaat edeceklerini... ...ellerine Kesinlikle. bir bilgi geçtiğinde bu bilgiyi nasıl çek... Kesinlikle. ...hani sağlamasını nasıl yapacaklar, nasıl çek edecekler... Kesinlikle. ...bunun gibi bilgileri de verebiliriz inşallah. Şimdi diğer bir soruma geçmek istiyorum. Şu anda zaten 10 dakikalık da bir zamanımız kaldı. Zaman su gibi akıp gitmekte. Ee, konuşacaklarımızın neredeyse çeyreğini konuştuk bu programda. Şimdi... Ee, Adem Aleyhisselam Efendimiz'e isimler öğretildi. Nasıl öğretildi bu e, ve öğretildiğini nasıl biliyoruz? İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde geçiyor. Ee, diyor ki biz işte yeryüzünde halife yaratmak istedik diyor. Yani özeme halen geçiyoruz yani. Ve biz ona isimleri öğrettik diyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de yani. Bu, bu isimleri öğrenmek için tabii ki farklı farklı tefsirler vardır yani istedi ne bileyim ağacı tahtayı vesaire gibi şahslar çıkmıştır bir zaman zaman ama biliyoruz ki esmal husnadan bahsediyor yani Allah'ın isim isimlerinde 99 tane Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur yani. yani güzel isimler dediğimiz ama binlerce esmal husna olduğunu biliyoruz zaten Kur'an-ı Kerim'de işte biz esmal husnayı öğrettik diyor yani ve telkin ettik ve programladık yani öğrettik derken şu şekilde de anlayabiliriz hani Aa evet işte bu isim şu isim belki tek tek nasıl nasıl o şekilde yaptılar bunu belki şu anda yap, anlatamayız ama şunu şu şekilde belki anlayabiliriz. Özümüzde yazılım programında o esmaül husna bize verilmiştir yani. yani bize derken Adem aleyhisselama verilmiştir. Evet. O nesilden de zaten biz biz de işte nasip nasip oluyor. Biz de o şekilde özümüzde de o 99 isim programlanmıştır. Yani bu isimlerle beraber Allah'ı Tanıma fırsatı biz kazanıyoruz. Yani bir ismi e, öğrendiğimizde ve peşine gittiğimizde ve tefekkür ettiğimizde, yani anlama şansı bize doğuyor. Özümüze de programladığı Allah bizim için özümüze programladığı için o şekilde ilk etapta anlayabiliriz. Farklı farklı da anlatabiliriz ama. Bu başka zaman yaparız. Evet aslında <laughs> çok da böyle heyecan verici bir noktaya da değindik. Bu isimler zikredildiğinde nasıl titreşimler, nasıl frekanslar oluşuyor? Hangi kapıları aralıyor? Hangi kilitlere uyuyor? Bunları evet. da inşallah. Çünkü gerçekten e, hem ilgi çeken bir mesele. Çünkü burada zikir meselesine de aslında biraz değinmekte fayda var. İnsanlar biliyorsunuz ona da karşılar. Yani böyle zikirler mi vardı falan bir şeyi sık sık tekrarlama diye zaten ad üstünde zikretmek. Bunlara da değineceğiz. Tabii öyle zamanda çok dediğim gibi o kadar dar bir vakit içerisindeyiz. Şimdi e, Efendimizin soyuyla alakalı da biraz isterseniz kısaca bir değinelim. E, kime dayandığıyla alakalı. Şüphesiz hepimizin soyu Hazreti Adem Aleyhisselam'a dayanmakta. Ama e, bunu isterseniz biraz daha böyle açalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kesinlikle. ilk etapta yani eğer takip edersek zaten kendisi, kendi ağzından çıkan sözlerdir yani hadis-i şeriflerden bakarsak. Yani İbrahim Aleyhisselam'a bağlı dayanır. Yani e, İsmail oğlun Aleyhisselam'dan böyle bir sinsili olarak e, Efendimize kadar ulaşmıştır ve yani. peygamberler olan soyunda yani, değil mi? Peygamber soyu zaten be, hep çoğu zaman dedem İbrahim der yani, değil mi? Evet. Dedem İbrahim der ve İsmail Aleyhisselam'dan sonra gelen öyle soydan devam eder. Evet. Hepsini sayamayız uzun süre ama oradan şeyden de İsmail Efendimiz ile ilgili de şey demesi, ben iki kurbanlığın oğluyum demesi, Abdullah Efendimiz'in de bir kurban edilme hadisesi var. Onu da anlatacağız. Hep böyle heyecan verici konular. İnşallah böyle vakti geldiğinde, zaman geldiğinde hatta nasipse böyle tam da kurban bayramına denk gelirse hani yemede yanında yat derler ya, onun gibi bir durum yaşayacağız inşallah. Peygamber Efendimiz'e pak denilmesi de bununla alakalı değil mi acaba? Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte ilk etapta nesli paktır yani. Yani ruhu pak, cismi pak, nesli pak ama nesli paka geldiğinizde sorunuz herhalde oradan kaynaklı. Evet. Nesilden bahsettiğimiz için. Yani Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Hadis-i Şerif'ten buyurduğu gibi yani Adem Aleyhisselam'dan Abdullah babamızdan ve Amine annemizine kadar nesli paktır. Bu ne demek? Yani hep hiçbir çocuk bir evlilik evvel ev çocuk Gayri meşru bir evlilikten veya bir zina'dan oluşmayan bir e, ilişkiden gelmiş bir işte sad, e, 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 kalpten kalbe işte aka aka ak aka, aka hı hı. ta ne Validemize kadar hiçbir zina'dan oluşmuyor, evet soyuna sıkıntı olmayan putlar olmayan hı hı. putlaş yani şirk yapmayan bir soydan gelen bir e, ifadedir yani o yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk etapta Nesli paktır yani. Eyvallah. Şeyin e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, henüz yeryüzüne e, doğmadan evvel e, orada Abdullah Efendimiz'deki bir cazibe herkesin ilgisini çekmesi, onuru taşıması, sonra amine annemize validemize geçmesi vesaire bu, bunlar da zaten hani o pak neslinin pak olduğunu e, tarihi boyutta da baktığımızda anlamamız mümkün. Şimdi e, sevgili izleyenler hani daha önceki programlarla da defaatle de söylediğimiz üzere e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismini her zikrettiğimizde inşallah sizler de ekranlarınızın başında salat ve selam getiriyorsunuzdur. Belki de bu programdan alabileceğiniz en çok hayır ve bereket de bu olacak diye tahmin ediyorum. Bizler gerçekten programımız boyunca da tabi bunları sıklıkla zikredeceğiz. O diyeceğiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Hocamız da sağ olsun bazen e, onun doğumundan sonraki zamanlara gideceğiz. Sonra tekrar Hazreti Adem aleyhisselam Efendimiz'in zamanlarına gideceğiz. Böylelikle bu siyer-i nebi dediğimiz e, sahayı anlatmaya gayret edeceğiz. Bizler de bu, böylelikle bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Şimdi eee bu isimlerden bahsettik. Bize halife denilmesi de buradan mı geliyor? Yani bu isimleri öğrenmiş olmamızla mı alakalı? Ona dayanıyor yani. Çünkü bu halifelik yani veya isimleri ilk etapta biz öğretiliyor. ve Adem Aleyhisselam öğretiliyor. Ama yani şu anda mesela ben denizde mevcut mu 99 o isimler? Evet hepsi mevcut. Sizde var mı? Var yani. Bütün insanlıkta var mı? Hep, her insanda o program işlenmiş. Evet. Ama o Esma Hüsna'yı içimizdeki olan isimleri ve bize programlanmış isimleri ilk etapta öğrenmemiz gerekiyor. Onu ha. yani bir ya Rahman nedir, Rahim nedir, Melik nedir, Kuttus nedir ve bir Rahman'ı okuduğumuzda nasıl anlayabiliriz? Ve sadece bir şey oku Evet Rahman böyledir. O şekilde mi bakmamız gerekiyor yoksa orada bir ders çıkarıp kendimizi halimizi değiştirmemiz mi gerekiyor? Diye i̇yi düşünmek lazım. Yani evet. sadece Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte buyurduğu gibi 99 Esma'yı öğrenen cennete girer demiştir. Ama orada tabii ki sadece öğrenen derken ezberlemekten de kastı o kadar değil yani. Gerçekten o 99 Esma'yı öğrenmek, bilmek, hayatını geçirmek ve yaşamaktır yani. Evet. evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten böyle çok keyifle e, yaptığımız bir program daha oldu, gerçekleşti. Allah'a hamdolsun. Ee, kıymetli misafirler, zaman zaman izleyicilerimiz arasında soranlar da olabilir. Hani böyle e, anlatıyorsunuz iyi güzel de yani bir kaynak verebilirseniz çok memnun oluruz diye. Geçtiğimiz programda da bu kaynakları izah ettik. Her programda da defaatle bunları belirtmeye çalışacağız. Şimdi elimde hemen e, stüdyomuza da getirdiğimiz Osman Nuri Topbaş hocamızın Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem isimli iki ciltten oluşan kitabı var. Yine bunlara ek olarak İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet kitaplarını da okuyabilirler değil mi? Yani eğer e, e, anlamayla alakalı sorunu olmayan, anlarım diyen ki zaten akıcı ve güzel bir Türkçe ile yazılmış kitaplar, eserler bunlar. Onları okuyabilirler. Yine Mehmet Fatih Çatak hocamızın 40 Mektup isimli kitapta efendimizin muhabbetini meşk etmek isteyenler için de güzel bir kaynak. Bunu da okuyabilirsiniz. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda yani haftaya aynı saatte görüşmek, buluşmak ümidiyle esenlikler diliyorum. Sevgiyle kalın, dostça kalın. Hoşça kalın.